Merhaba arkadaşlar, ben Rana Çetin. Bugün size Uzak Doğu'dan harika bir maske tarifi getirdim. Uzak Doğu'daki güzellik anlayışı biliyorsunuz son dönemde tüm dünyada yaygın hale geldi. Özellikle beyaz tene düşkünlük çok popüler hale geldi. Çünkü Kore dizileri biliyorsunuz tüm dünyada çok sevilen diziler, Türk dizilerinden sonra tüm dünyada çok sevilen diziler ve dolayısıyla Kore'deki kozmetik anlayışı, Kore'deki güzellik anlayışı tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ben bu etkiyi ülkemizde de görüyorum. Bizde de özellikle genç arkadaşlarımız arasında beyaz ten düşkünlüğü yaygınlaşmış durumda. Bu nedenle bu maskeyi yapmanın iyi olacağını düşündüm. Bu cildinizin birkaç ton beyazlaşmasını sağlayacak bir maske. Birkaç ton beyazlaşmayı sağlayacak ama aynı zamanda cildinizde oluşan güneş lekelerinin de zamanla tamamen ortadan kalkmasını, yine cildinizdeki renk dengesizliğinin herhangi bir nedenle bir alerji olabilir, işte güneşte fazla kalma olabilir ya da bir ürünün yarattığı bir sıkıntı olabilir. O nedenle cildinizde meydana gelen renk dengesizliğini de tamamen ortadan kaldıracak bir maske bu. Tabi burada da yine düzenli kullanım, düzenli olarak bu maskeyi yapmak önemli. Bu maske ne maskesi diye sorarsanız pirinç maskesi. Çünkü uzak doğuluların biliyorsunuz en çok tükettiği ürün pirinç. Ve bu maske nasıl bulunmuş onu da kısaca anlatayım size. Ama isterseniz önce maskenin malzemelerini sayayım, daha sonra da bu maskeyi nasıl keşfetmiş uzak doğulular, Koreliler ve Çinliler onu anlatacağım size. Şimdi burada isterseniz normal pirinç de kullanabilirsiniz. Pirinci pişirip onun lapasını rondoda çekerek, lapa haline getirerek onu da kullanabilirsiniz. Ya da bununla uğraşmak istemiyorum derseniz de pirinç unu da kullanabilirsiniz. Ben pirinç unu kullanacağım. Yine 2 yemek kaşığı pirinç ununu koyacağım. Çünkü ellerimi de süreceğim. Her maskede olduğu gibi bu maskeyi de yine ellerime sürüyorum. Ellerim üzerindeki güneş lekelerinin giderilmesinde, ciltteki renk dengesizliğinin giderilmesinde etkili oluyor çünkü. Ve 2 çorba kaşığı süt ekliyorum. Bunu şu şekilde karıştırdım. Gördüğünüz gibi jel kıvamına geldi. Şimdi bunu bir fırça yardımıyla süreceğim. Tacımızı da takalım. Saçlarımıza bulaşmasın. Maskeyi uzak doğulular nasıl keşfetmişler? Biliyorsunuz uzak doğuda temel yiyecek pirinç. Pirinç tarlalarında çalışırken kadınlar güneşten ciltleri çok yanıyormuş. Dolayısıyla ciltlerinin yatıştırmak için pirinç suyuyla yıkıyorlarmış. Sonra pirinç suyuyla ama bilinçli olarak yıkamıyorlar. Sonradan fark etmişler ki ciltleri güneşten çok etkilenmiyor, yani bronzlaşmıyor ya da yanmıyor. Bunun nedenini diye kendi aralarında araştırmışlar ve sonra buna pirinç suyunun yol açtığını fark etmişler. Ve o günden bu yana da pirinç ve pirinç suyu uzak doğuda güzellik malzemesi olarak kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle biliyorsunuz uzak doğulular beyaz cilde çok düşkündürler. Zaten Kore dizilerinde görüyorsunuzdur. Kore'nin popüler gruplarında Kore Pop diye yaygın bir furya da var biliyorsunuz. K-Pop diye. Onlarda da, gruplarda da görüyorsunuzdur. Beyazlaşmaya aşırı önem veriyorlar. Ciltte beyazlığa aşırı önem veriyorlar. Çünkü bronz cildi şey olarak algılıyorlar. Alt tabakanın cildi olarak algılıyorlar. Tarlalarda çalışan insanların, çalışarak hayatını kazanan insanların cilt biçimi olarak algılıyorlar.
Beyaz ten ise soyluların bir simgesi, soyluluğun ve zenginliğin bir simgesi olarak değerlendiriliyor Uzak Doğu'da. Onun için beyaz tene aşırı önem veriyorlar. Bu maskeyi yine Maya maskesinde olduğum gibi göz altlarıma sürüyorum. Çünkü bunun içerisinde göz altını tahriş edecek bir malzeme yok. Hatırlarsanız karbonat maskesini sürmüyorduk. Karbonat ince deriyi, gözümüzün altındaki ince deriyi tahriş edebilir diye. Ama bunu rahatlıkla sürebiliriz. Çünkü ne pirinç ne de süt göz altımızdaki deriyi tahriş etmez. Onun için bunları göz altlarına, göz kenarlarına rahatlıkla sürebiliriz. Uzak Doğu'dan bahsediyorduk. Uzak Doğu'da. Biliyorsunuz Uzak Doğu'da kozmetik sektörü de çok yaygınlaştı. Özellikle estetik muazzam alıp başını gitmiş durumda orada. Estetik kültürü. Keza kozmetik ürünleri de çok gelişkin. Oradaki kozmetik kremlerinde falan böyle beyazlaşmaya özel, beyazlaştıran ürünlere özel olarak ağırlık veriyorlar. Cildi beyazlaştıran ürünlere ve ciddi satılıyor yani. Güzellik bakımından onlar almış başını gitmiş durumda. Evet, bu şekilde cilde tamamen yaymış durumdayım. Yine bir yarım saat bekleteceğiz. Yine eğer cildinizde renk farklılıkları varsa bunu haftada bir kez yapmanızı öneririm. Cildinizin renk eşitliği sağlaması açısından ya da güneş lekeleri varsa. Ayrıca beyazlamak istiyorsanız da, cildinizin beyazlamasını istiyorsanız da yine haftada en az bir kez bunu yapmanız gerekiyor. Ben yine elimdeki güneş lekeleri nedeniyle bunu elime de süreceğim. Pirincin içindeki madde bu beyazlaşmayı sağlıyor, beyazlamayı sağlıyor. Koluma da sürüyorum bu şekilde. Çünkü benim kollarım üzerinde de güneş lekeleri var. Bekleyeceğiz. Yarım saatin ardından da yüzümü ve ellerimi yıkayacağım. İlk uygulamada dahi beyazlık etkisi olduğunu göreceksiniz. Yarım saatin ardından yüzümü yıkadım, ellerimi yıkadım. Şu anda yüzüm de ellerim de acayip yumuşacık olmuş durumda. Cildimde gördüğünüz gibi parlaklık mevcut. Ellerimde de keza aynı şekilde parlaklık mevcut. Ve renginde de açılma var. Ama bu renk açılması zamanla oluşacak bir şey. Onun için eğer cildinizdeki lekelerin gitmesini istiyorsanız, renk dengesizliğinin gitmesini istiyorsanız bu maskeyi haftada bir uygulamanızı öneriyorum. Gördüğünüz gibi yüzümü ben yıkarken fırça yardımıyla temizlediğim için kan dolaşımı yine arttı ve yüzümde kızarıklıklar oluştu. Bir yarım saat içerisinde bu kızarıklıklar geçer. Ama şu anda gerçekten cildim yumuşacık, bebeksi bir cilt oldu. Umarım siz de bu maskeden memnun kalırsınız. Yorumlarınızı videonun altına yazarsanız sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar ve kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.